Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar. Canlarım benim be. Sabah sabah bir ile başlayacağım. Komik falan değil aslında. Ama kıssa. Kısa ve kısacık bir kıssa. Efendim kıssalarda biliyorsunuz her tür canlı kullanılabilir. Yani fabl yapılabilir. Hayvanlar üzerinden kıssa anlatılabilir. Deliyle ve kimle de Beydaba mesela hayvanlar üzerinden verirdi bütün kıssalarını anlatırdı. Fabl'da La Fontaine hayvanlar üzerinden verirdi bütün mesajlarını. Ha ben mesaj mı vereceğim? Yok bilmiyorum canım öyle bir iddiam yok benim. Ama benim beğendiğim hoş bir kısa. kıssa. Efendim deve sürüsü mi derler artık? Deve sürüsü diyeyim ben de bilmem. Deve kültürüm yok çünkü. <laughs> deve sürüsü önlerinde bir eşek tarafından çekilmek suretiyle biliyorsunuz develeri bir tek eşek eskortluk yapar. Develer de eşeğin peşinden giderler. Yine böyle bir eşeğin peşine takılmış develer gidiyorlar. Develerden biri yavrulu. Küçücük bir yavrusu var yanında. Bir süre gidildikten sonra yavru deve annesine diyor ki anne benim korkudan Dizlerim titriyor. Ne oldu yavrum?" der annesi. Anne, sezgilerim beni hiç anlatmaz biliyorsun. Geleceğimizde yolun ilerisinde sanki bir tehlikeye uğrayacakmışız gibi hissediyorum kendimi. Annesi şöyle bir bakar deveye, yavrusuna şöyle. Yoluna devam eder. Bir süre sonra yavru deve bir daha der. Anne, anne ya beni niye dinlemiyorsun? Yolun ilerisinde tehlike seziyorum anneciğim. Tamam yavrum der deve anne deve. Tamam yavrucuğum. Sanki senin sezdiğin tehlikeyi ben sezmiyor muyum evladım? Ben de seziyorum. Ama ne yapabiliriz ki? Önümüzdekinin sorunu. Esas onun sezmesi lazım. Tehlikeleri yavrucuğum. Bize düşen sadece onun peşinden gitmek der. Ha bu kıssa neden anlatılmış? Ne zaman anlatılmış? Kime ithaver, ithafen anlatılmış? Bilmiyorum. Ben dinlemiştim. Ne zaman dinlemiştim? Herhalde çocukken dinlemiştim. <laughs> Valla ne zaman dinlediğimi hatırlamıyorum abi. Ama şimdi aklıma geldi. Anlatayım dedim. Bir arkadaşım pazar günü Galatasaray, yok Kasımpaşa Galatasaray çünkü Maç İstanbul'da ama Kasımpaşa'nın sahasında. Kasımpaşa Galatasaray maçını seyretmek için bana geldiğinde televizyonda seyretmek için yanında 13 yaşındaki torunu da vardı. 12 13 yaşlarında. Cin gibi bir velet. Fırlama mı fırlama şimdi. <laughs> Beni de çok sever bu çocuklar nedense. Ben de onları çok seviyorum. Bayılıyorum onlara ya. Onlarla maç konuşuyoruz. Üh, neler konuşuyoruz. Bazıları aramızda kalsın. <laughs> Dedesi duymasın. <laughs> Maç başlamadan önce biz bir şeyler atıştırıyoruz ve sohbet ediyoruz kafalar hafif Yani işte anlayın ya bir şeyler atıştırıyoruz işte neyse yani. Arkadaşım bana Arda'yı şikayet etmeye başladı. Arda yani torununu şikayet etmeye başladı. Dedi ki ya Memduh amcası çok zeki, çok akıllı. Ama dedi çok seviyor top oynamayı. Ben ona bak futbol maçlarını seyrettiriyorum beraber seyretmesine bir şey demiyorum. Top oynamasına bir şey demiyorum. Ama çok fazla seviyor futbolu. Derslerini ihmal edecek diye korkuyorum dedi. Sordum. Arda derslerini ihmal etme ihtimali var mı? Yani dedenin korktuğu olabilir mi? Dediğimde bu sefer dede anladı yine ben Arda'dan yana çıkacağım falan diye herhalde. Benimki de doğru değil biliyorum. Ama seviyorum ya eşek İşecek ola eşekler affedersin ne yapayım babaları hariç. Anneleri de hariç. Hemen atıldı benim arkadaş. Ya dedi. Söylüyorum dedi. Söylüyorum kaç defa söyledim. Oğlum her futbolcu profesyonel futbolcu olamaz. Sen de büyük ihtimalle belki profesyonel futbolcu olamayacaksın. Bırak bir top oynamayı. Bak yaşlarına diyorum deyince bizim Arda güldü. Dedeciğim dedi neden öfkeleniyorsun dedi. Ama ne kadar sakin, ne kadar sakin. Neden öfkeleniyorsun dedeciğim dedi. Ben de profesyonel futbolcu olamazsam cumhurbaşkanı olurum. Yurdumu yönetirim. Aa dedeciğim dedi kafana taktığın şeye bak. Abi ben de bir kahkaha. Ne buradaki kahkaha kahkaha mı ya? Çınladı ortalık. Eyvah dedim şimdi yine alt kattan gelecekler. Ya yeter ya diyecekler falan diye. <laughs> Demediler bereket. Demek ki onlar da mı maç seviyorlar acaba bilmiyorum. O gürültü arasında. E güzel espriydi ya Belet'in sevdiğini. Ha diyeceksiniz ki futbolcu olamayan cumhurbaşkanı olan örnek mi var? Ya ne bileyim belki de vardır. Çocuk öyle söyledi işte. Arda çocuk dediğime bakmayın artık delikanlılık yaşına giriyor. Bu arada Maçtan sonra gezindirken işte Haber Türk izledim. Didem Aslan Yılmaz mıydı? Didem Aslan Yılmaz herhalde. Dört konuğu vardı. Birisi AK Parti eski milletvekiliymiş. Ömer Serdar. Kirli sakallı ama beyaz kirli sakallı. Hafif sakalı var. Buğday tanesi ililiğinde. <laughs> Bıyıkları da sünnet oymuş galiba. Ee, ama güler yüzdü. Sakin bir beyefendi. Hoşuma gitti. Öyle sertleşme yok. Ses tonunu yükseltme yok. Falan filan yani. Karşıda iki hanımefendi vardık. Onlar belli CHP'liler. Daha önceki programlarından seyretmiştim ama o Ömer Sardar Beyefendi ilk defa izledim televizyonda. İlk defa gördüm daha doğrusu. Milletvekili olduğundan bir haberim yok. Karşıda Elfin Tataroğlu var. Herhalde iletişimci. Elif Dördüncü Aydemir diye bir hanımefendi var. O da galiba siyaset stratejistiymiş. Onlar da sakin. Güler yüzlüler, tatlı dililer. Yani karşılıklılar. Ama abi bir de neydi? Merve Şebnem Oruç vardı. Oh! Aman Allah'ım yarabbim. <laughs> müthiş. Benim gözlerim küçücüktür biliyorsunuz. Böyle açsam dayı. Ama abi ben gözlerimi açsam. Merve Hanım'ın gözleri benim gözlerimden açılmamış hali 5 defa daha büyük. Bir de açıyor böyle gözlerini. Aman nasıl korktum. Aman ben bir bahçeli ve devlet bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan böyle televizyonda birden bağırınca korkarım. Bir de biliyorsunuz benim yine bir yeğenim, yeğenimin çocuğu 5-6 yaşında Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir bağırmıştı. korkusundan işirmişti çocuğum burada. <laughs> ben de vallahi Merve Hanım gözlerini bir açıyordu böyle karşındaki hanımefendilere. Ekrana böyle bir yansıyor ki inanın bir ekran bir çift göz. Ay Merve kızım. Merve hanımefendi kızım. Aman sakın yapma öyle. Ya hiç televizyona çıkma. Ya siyah gözlük tak. Ya da gözlerini açma öfkelenme. Hanımefendilere ise öfkelenmek hiç çakışmıyor. Bak. inanın sevgili canlarım bir kamuoyu araştırması yapılsa dün geceki programla ilgili büyük ihtimalle AK Parti'ni izleyenler dahi Merve Hanım'dan nefret etmişlerdir. Ay insanı korkutuyor ya. Ya değmez ya. Değmez ya. Karşında iki hanımefendi var. Onlarla ne güzel tartışıyorsunuz. Yanındaki beyefendi onlarla ne kadar tatlı, esprili, neşeli, şakalı tartışıyor. Ne hanımefendiler beyefendiye, ne beyefendi hanımefendilere yüksek sesle ya da onları korkutacak şekilde laf ediyor. Ama Merve Hanım ne o ya? Ya herkes senin gibi düşünmek zorunda mı be hanımefendicim ya? Herkes senin her söylediğine afişin keçisi gibi kafasını mı sallamalı be güzel kızım benim ya. ya. Aslında güzel kadınsın da he. Yani elin ayağın çok düzgün. Saçını çirkin taramıştın gerçi ama açma gözlerini bir daha Merve. Tamam kızım sakın gözlerini öyle açma. Vallahi bak bu dedeyi korkuttun. Başka küçük çocuklar falan rastlarsa o anda Allah korusun ötleri kopar. Tamam kızım. biraz da televizyona falan bakmazlar. Canlarım bu sabahlık bu kadar. Öğlen saat 12'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.